Ya şimdi bizim sektörü bayağı bir sekteye uğradı. Evet. Paket servisinde yani bu Gelallarda falan motor servislerinde bayağı bir sıkıntımız oldu. Şimdi insanlar mağdur oldu. Bizim burada müşterimizin çoğu yani gece biz 7/24 hizmet yapıyorduk. Evet. Bizim mesela gece dışarıda kalan çok müşterimiz vardı. Mesela emniyetten, sağlıktan, taksiciler olsun. Yani bunlar çok mağdur oldu bu süreçte. Şimdi yeniden bir normalleşme süreci başladı. Nasıl sizce bu uygulama? Yani bizim için yeterli değil yani sabah 7 akşam 7 yeterli değil. Yeterli değil yani. Tabii ki yani belirli bir şeyde mesafeler, hijyende falan şey yapılarak yani kontrollü olarak biraz daha uzatılmasını isteriz yani. Size sabah erkenden geldiniz, çorbalarınızı hazırladınız. Hazırladık. Bekliyoruz şimdi işte gelen içiyor gidiyor. Kısa mesafede içiyor çorbasını hemen kalkıp gidiyor. Yani. Peki, teşekkürler. İsminiz Şimdi nedir? Ahmet Özer. Kıraathaneler açıldı. Siz de geldiniz. Biz de duble çay içiyoruz. Ne yapalım? Allah razı olsun devletimizden. Mekanları açtılar. Çay içemiyorduk. Şimdi Allah razı olsun çayımızı içiyoruz. Daha başka söyleyecek bir şey yok. Daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce nasıl zaman geçiriyordunuz? Biz çalışıyoruz devamlı. Arabada çalışıyoruz. Yolda, izde, düzde, bufelerden pet bardağını alıp çayımızı içiyorduk dostlarım. Dışarıda içiyordunuz yani. Hep dışarıda içiyorduk. Yine de bak ayakta içiyoruz. Burada kalabalık olmasın. Çayımızı içiyoruz. Şimdi işimize devam. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederiz kardeşlerim. İbrahim Kulaksız. İşte bütün hepimiz için, öğrenciler için, öğretmenler için, bu işe emek verenler için sağlıklı bir sezon bitirmeyi dileriz inşallah. Ama hepimize hayırlı uğurlu olsun. Geç oldu ama işte bir başladık ama umutlu değiliz çünkü haftada 2 gün. Yani özel okullarda da bizim bağlantımız var ama onlarda da servis bazı okullar çıkarmıyor. Ne bileyim işte tam bir senedir çalışmıyoruz. En azından normalleşme adımları atıldı. Devamı Evet, gelecek ne diyorsun? işte yani beklentimiz ve umudumuz o. Yani salgının azalması yani bize de umut verdi. Yani
en azından yani okullar bu sene açılmasa bile salgının azalması yani önümüzdeki seneler için umut taşıyacağımız bir şeyler oldu. Bu da hepimize böyle bir şeylerin olabileceğini dersi oldu. İşte yani toplumumuz bundan en az zayiatla çıkarsa hepimizi sevindirecek bir şey olacak inşallah. Teşekkürler. Ediz İstif. Bir şey diyemeyeceğiz. Hayırlı olsun herkese. Ben eğitimin devam etmesinden yanayım. Çünkü herkes şu anda her yere gidiyor. Eğitim de devam etmeli bence. Bu kadar. Siz de çocuğunuzu getirdiniz. Çocuğumu getirdim. Öğrenciyi getirdim. Evde çok sıkıldılar zaten. Online devam eden eğitim güzel fakat ekrana bakmaktan çocuklar çok sıkıldılar, çok yoruldular. O yüzden bir an önce başlamaları iyi oldu. İnşallah devam eder. Kapanmaz. Üçüncü sınıfa gidiyor. Yüz yüze eğitime getirdim. Geçen sefer de getirmiştim zaten ben. Haftada iki gün onu mu diyeceksin? Haftada iki gün. Şu an için böyle olması gerektiğine inanıyorum ben de. O yüzden devam etsin. Şu anda iyiyiz. İnşallah kapanmaz. Çocuklar zaten çok sıkıldılar evde. Teşekkür ederim. İsim soyisimde? Mutlu Halis. Teşekkürler. Evet, ilk kez başlayacak kızım. Çok heyecanlı. Ben de onun adına çok heyecanlıyım. İnşallah sağlıklı bir dönem olur. Geç oldu ama inşallah kapanmaz tekrar. Öğrencilerde hep hevesleri kırılıyor sürekli, açılıyor, kapanıyor. Öğrenciler de evde biraz bunalmıştı. Çok. Yani iki oğlum daha var benim. Onlar da evdeler. Artık bilgisayardan ders yapmak istemiyoruz. Okullarımız açılsın diyorlar ama inşallah bu son olur diyelim. Ama biz, insanlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Yani öğrencilerimizin adına tedbirli olması gerekiyor. Çocuklardan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Okullar daha bence emniyetli ama bu aileler dikkatli olması gerekiyor hepimizin. Teşekkürler. İsmi Medine Erden. Teşekkürler.